Merhaba değerli takipçiler. Bugünkü videomda Bosch marka elektrik süpürgesinin çalışmıyor. Neden çalışmıyor anlatacağım. Bir arkadaş rica etti. Süpürgem çalışmıyor dedi. Ben servis değilim veya tamirci değilim. İşten anlayan, hobi olarak yapıyorum bu işi arkadaşlar. Ve siz tüketicilerin bilgilenmesi için video çekip atıyorum. Ben de ricasını kıramadım. Tamam bakalım dedim. Süpürgemiz Bosch marka Ergomax 2000 wattlık. Bosch marka Ergomax 2000 wattlık bir süpürge. Arkadaşlar süpürge açtığımda hiç çalışmıyordu. Elektrik geliyor. Motorlarını açtım, baktım, kömürüne baktım. Her şeyde normal. Sıkıntı yok. Bunlar da sorun şu olmuştu, çalışmamasının nedeni. Limit sensör dediğimiz, yani fazla ısındığı zaman termik rolesi var. Termik rolesini açar ve kendini korumaya alır. Bu süpürgede de aynen böyle olmuştu. Arkadaşlar süpürgemiz bu. Şöyle tam şeyini göstereyim. Bosch marka Ergomax 2000 wattlık bir süpürge. Fişini takıyorum. Düğmesine bastığım zaman hiçbir şekilde çalışmıyordu. Böyle bir durumla karşılaşırsınız eğer. Motorunda sorun yoksa, çalışmıyorsa neden? Arkadaşlar bunun burada hava filtresi var. Şu açma kapama ve şurada devir ayarı var. Küçükten, düşükten yükseğe doğru gider. Şu mandal kısmına basıp kaldırdığın zaman şurada bir filtre sistemi var. Bunu açtığımda filtre sistemi tamamen tıkanmış. Bunu da şöyle açıyoruz. Şu mandalı çekip çıkarıyoruz. Burada bir süngeri var. Şöyle göstereyim. Tozu ve dışarıdan çalışırken hava alması için ve dışarı tozu atmaması için. Arkadaşlar bu bayağı bir tıkanmıştı bu kısım. Delikler, gözenekler tamamen kapanmıştı kıldan, yumaktan. Sanırım o arkadaş evinde köpek besliyordu. Köpeğin tüyleri çoktu. Kıllar. Yıllardır temizlememiş. Ve makine çalışırken buradan hava alması gerekir. Temiz hava alacak ki motor ısınmasın, yanmasın. Buradan hava alamadığı gibi bir amacı da çektiği tozu süpürgenin içine torbaya doldururken dışarı toz kaçmasın. Hijyenik ortam sağlansın diye. Dediğim gibi bu filtre tamamen tıkanmıştı. Bunu çıkarttım, güzelce yıkadım, temizledim. Tekrar yerine takıyorum. Bu da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şuradaki mandala basıp kaldırıyorsunuz. Bunu filtreyi yıkayıp temizleyip yerleştiriyorsunuz. Şimdi bunun testini yapacağım arkadaşlar. Elektrikli süpürgenin fişini taktım prize. Şimdi açıyorum. Sesi de değişti. Bakın. O kadar kuvvetli ki arkadaşlar. Elimi çekiyor, parmağımı çekiyor. Bak parmaklarım içine girdi. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar arkadaşın söylediğine göre tamirciye gitmiş, motor yanık demiş. Bunu ben ölçümleri yaptığım zaman motora baktım, kömürüne sağlam, motoru sağlam ama hiçbir şekilde çalışmıyor. Sonra fark ettim ki termostat açmış. Açmasa, yani termostat açmak demek ters orantılı. Motora elektriği kesiyor, giren elektriği, akımı, enerjiyi. Motor çalışmasını engelliyor.
Neden? Motor yanmasın diye. Hava alamıyor. Hava alamadığı gibi dışarıda toz toprak verir bu şekilde. Hijyenik olmaz. Böyle bir şey olursa bu filtreyi sık sık temizleyip yıkayın arkadaşlar. Yine bu boş elektrikli süpürgesinin buradaki devir ayarı. Bakın şöyle göstereyim. En düşük devire getirdim. Bastım. Son derece sessiz çalışır. Ama çekiş gücü de hala var. Bu ufak tefek işler yapmak için kullanılır devirde. Yükselttiğin zaman hızlı kademesi, son kademe. Toz toprak çok olduğu zaman, filtre temizlenmediği zaman buradaki devir ayarını yapan elektronik bir yer var. O toz toprak onda kanalı dolduruyor ve bu kısım temas etmiyor. Ondan da çalışmayabilir. Onun için arkadaşlar çok dikkat edelim. Filtre temizliğini ayda bir kere çıkaralım, yıkayalım. Bu arada da açmışken de toz torbası nasıl değiştirilir onu gösterelim. Arkadaşlar şurada gördüğünüz mandal var. Bir de şu kenarda. Şöyle basıyoruz. Çevirip çıkarıyoruz. Şu kısımda yine aynı mandal elimizle parmağımıza bastırdığımız zaman bu kapak yukarı çıkıyor. Torbamız bu şekilde duruyor. Arkadaşlar şurada mandal var. Şurada yine filtremiz var arkadaşlar. Bu da temizlenmesi için şöyle çıkarıyoruz yukarı kızaktan. Bunu açıp şu ortadaki filtreyi temizliyoruz. Bu da motora tozun kaçmasını engelliyor. Takarken de şurada çentikler var, kızaklar. İki taraflı. Şunun altı konik şekilde bakın. Bir köşesi aşağı doğru üçgen gibi. Şurada dik. O konik olan kısmı buradaki kanallara yerleştirip aşağı doğru kaydırıyoruz. Şu şekil duracak. Toz torbasında arkadaşlar şu aşağıdaki tırnaklı kısımlara dikkat edin. Şunu çektiğin zaman şuradaki çentiklere torbanın şuradaki çentikleri gelecek. Takarken de bunu bu şekilde şunu geriye doğru çekiyoruz. Kapatıyoruz kapağımızı. Yine bu hortumu takmak için de arkadaşlar mandala basıyoruz, çeviriyoruz, bırakıyoruz. Bildirim zilini açık tutun ki videolarından ilk haberdar siz olasınız. Bilgi paylaşırsa çoğalır arkadaşlar. Daha fazla kitlelere, daha fazla kişilere bu bilgilerden faydalandırmak için lütfen abone olup paylaşım yapınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.